Aslında teknik olarak da e, ne yapmak istediğini West Brom için eğer eski paylaşımlarına bakarsanız görebiliyorsunuz. Çılgın gibi baskı yapmak isteyen, oyuncuların atletizm mesafelerini, sayılarını ve kuvvetini çok arttırmak isteyen bir teknik adam. E, tabii kendisi de basın toplantısında dedi ki 3-4-3 benim uzmanıyım 128 tane maç oynattım kardeşim ben bu takımla. Ya bu sistemle bunun üzerine çalışacağım dedi. Bugün bir haber vardı şu anki Trabzon maçı için nasıl bir kadro çıkabilir şeklinde konuşulan haber. Onu bir rica edeyim bir görelim. Bir tam ekran görelim mi ben de seslendireyim de kadroyu. Şu an böyle görünüyormuş oynayacak kadro. Fransız teknik adam ilk maçı olan Trabzonspor karşısında formasyonu 3-4-3'e yürürlüğe koyacak 46 yaşındaki teknik adam. Yardımcılarıyla yaptığı değerlendirme sonucunda ilk kadrosunu belirledi. Bu arada ben 128 dedim, 158 olacak o. Bu planlamada kaleci Ersin tabii. Savunmada Vida Serdar Montero. Mantıklı sol ayaklı sol stoper orada var. Rıdvan Atiba Josep Rozier. Enkudu Bat Şua'yı Gezal. Da yerliye takılmıyor değil mi? Yok. Yok. Ersin, Serdar, Rıdvan. E doğru takılmıyor tabi. Eee. Şimdi hem bu maçın bir ortamızda durabilir mi sevgili yönetmenimden rica edeyim. Hem bu maçın bu kadrosu bence çok doğru oturuyor ki bu sene bir üçlü oynadığında Beşiktaş gerçekten iyi performans sergilemişti. Rize maçı. Rize, yani. bravo Rize maçında gerçekten iyi top oynamıştı. Sonra iç sahada oynadığı bir maç daha var onda çok kötü oynamıştı. Onda da hakikaten çok kötüydü. Şimdi burada geleceğe dönük olarak da belki konuşabiliriz. Nasıl oynayacak bu takım? Ya Daha doğrusu kimler oynayacaktı? Rıdvan Veroz çok ideal duruyor iki kanat peki için. Yani en Enpes iki ideal e, kanat peki. Enkudu keza ön taraf için çok uygun. Gezal mecbur oynayacak. Bu arada her ne kadar yavaş gibi görünse de e, rakamları fena değil Gezal'ın. Orta alanda bence Josef ile Getson olacak gibi görünüyor. Gelecek sezon. Gelecek sezon için. Sen de. şu anki bu maç üzerinden konuşup geleceğe doğru nasıl bakıyoruz? Yani şöyle e, basın toplantısında çok netti. Şeyi Beğendim. Yani 8 maçlık performansı bir kimlerle devam edeceğimize bakacağız. Evet. Bu şey demek değil yani. Bir ön yargıyla şunlarla devam edeceğiz etmeyeceğiz diye gelmiş bir anlayış değil. Belki bugün devam edilmemesi düşünülen oyuncuların da kalabileceği bir yapıyı da getirebilir. Doğru. Ya da kalacak diye bakılan bir oyuncuda yolların da ayrılmasını getirebilir. Bir performans değerlendirmesi. Yani oy bu oyuna uygun oyuncuları aslında bu maçların bu 8 maçın içerisinde e teknik ekip görecek antrenmanlarla ve maçlarla Hı. ne alacağını. O yüzden şu andaki verilen bu muhtemel 11'de Valerian İsmail'in daha önceki maç takımlarda çıkarttığı kadroların oyuncu tiplemelerini değerlendirdiğimizde benzer. Yani işte Enkudu kudu mesela birebiri olan kanat forvet oyuncusu. Son maçta bile girdiğinde ne kadar parçaladığınızı yani bu sezon bence en büyük eksikliği hissedilen oyuncardan bir tanesi Beşiktaş'ta. Yani ee, takımların hepsinde iki kanatta oynayan üçlü hücum hattının kanadındaki oyuncuları böyle tercih etmiş. Dediğin gibi Gezal şu andaki eldeki mevcut oyuncular içerisinde zaten en iyisi. Evet. Bu üçlü çıkar. Yani Batu Şuayi'nin arkasındaki bu ikili yerleşir. Orta sahanın merkezi bence şu eldeki mevcut oyuncularla bu iki oyuncu Uyutelim yine olur. olur. Necip belki yani ya orta sahaya ya üçlü stoperden birine Necip'in mont edilebileceğini düşünüyorum ben bu arada. Çok genç oyuncu sevdiği için Emirhan'ı da merak ediyorum görür müyüz zaman zaman diye. Belki yani bir süre olur. İlk içerisinde koyarsa şöyle bir şey olur, olur bu. Yani ben bu oyuncuyu düşünüyorum. gördüm. İyi oyuncu benim oyunuma yakın olabileceğini düşündüm. Oyunu attım mı gösterir. Doğru doğru. Eğer hani hoca gibi hani Önder Karavelli gibi düşünürse ya bu oyuncunun aslında biraz daha zamana ihtiyacı var diye düşünürse bu oyuncularla çıkar gibi gözüküyor kanat bekleri aynı şekilde yani hem bu maç için hem de sezonun gelecek döneminde için yani bu sezonun kalanı gelecek sezon planlamasında yeterli olduğunu düşünüyorum. Belki rotasyonları e, doldurmalı doğru şekilde onların. Var mı yedekler diye düşünüyorum. Var aslında yani. Sağ kanatta Rozier'i çok hani direkt Rozier'i çıkarttığında Kerem oradan... Kerem geldi kalafat. Ama dörtlü savunmanın sahanında evet. gördük genellikle. Yani şimdi işte üçlü de üçlü de çok atletik performansı gerçekten çok iyi olması Doğru. lazım. Yani bir hücumda Gezal içeri girdiğinde sağ açığa dönüşecek. Eee Gezal'la birlikte geriye geldiklerinde sağ beke gelecek, öndeki oyuncularla beraber kapatacak. Çok hani yüksek dayanıklılığı olan, temposu yüksek bir oyuncuya dönüşmesi lazım ki hani oyuncu girdiği andan itibaren kompakt bir oyunun içerisinde iyi olacağını, hücuma iyi destek verdiğini gösterdi ama oradaki savunma anlayışı dörtlü bir e, olduğunda, hani öndeki oyuncu gidip gelen bir anlayışın içerisindeydi o yüzden soru işaretli. Yani isim olarak var tabii ki. E, ama Rıdvan'la Rozi'ye kağıt üzerinde bence o dayanıklılığı gösterecek oyuncular. Ve fakat şimdi geleceği konuşursak evet. işler biraz değişiyor. 15 oyuncunun kontratı bitiyor. Savunman tamamen değişecek gibi görünüyor. Evet. Çünkü çünkü ee, yani aldığımız bilgilerde o vidaya gidiyorlar yani aslında yani. bu kadar paraya kalmak. Bu maliyeti karşılayamayız. E karşılayamayız. Bu parayı da sen kalmazsın diyorlar. Tabii, Wellington beğenilmiyor. Ayılacak gibi e, Öyle görünüyor. E, Montero keza kiralık. öyle kiralık zaten. Bir tek Serdar var elde. Üçlü oynuyorsun. Üç tane banko stopere ihtiyacın var. Evet. Fırat Güneyer geçen dedi ki yedi transfer yapacak takım. Zaten üçü minimum. Stoper olmak zorunda. Evet. Ya, ön tarafta Batu Şua iyi gidiyor. Getson geliyor. Hadi orta alanı netleştiriyorsun. Dört oldu. Batu Şahin'in pozisyonunda bir oyuncu aldığında. Dört tane oldu. Daha üç oyuncu daha alacaksın. O yüzden yeterli sayıda. Belki. Kurtarır. Yedi kurtarır yani. Getson'la beraber. Ki tabii yerli de aslında alman gerekebilir mi diye düşünmüyor değilim. E, Bu gerekir arada, çünkü burada hani. Bardakçının Tüker'in Bardakçının ismi geçiyor. Hı. E, uygun Evet, bir yani, oyuncu herhalde. o atlet oyununun içerisinde, atletizm oyununun içerisinde de Konya Spor'da öyle bir takım bence. Doğru. Atlet performansı iyi bir takım. Onun içerisinde de e, sivrilen oyuncu, yani sanki böyle takımdan bir seviye üste çıkması gerekebilecek bir oyuncu bence, yani o deneme yapılabilir. Tayip Talha'yı da çok beğeniyorum ben bu arada. Daha dengeli bir oyuncu ona göre. Yani Hı. atletik performans olarak değerlendirildiğinde o oyuncu biraz daha dengeli bir oyuncu ama stoperlerde çok fazla. Yani belki 3'ten daha fazla oyuncu da gelmesi gerekebilir. Sonuçta rotasyonları var bunların. 4 oyuncuyla orayı yedeklemek çok kolay değil. Yani gelecek dönemin içerisinde bir kere karar verecekler. İşte dediğim gibi bu oyuncuların içerisinde bilmiyoruz. Şu anda Wellington'dan memnun değildi ama belki de gelecek der. diyecek ki, ya ben bu oyuncunun bu performansını şunları yaparak arttırabilirim diyecek. Bilmiyoruz onu. Peki. Şimdi Batshuayi'nin gol meselesini konuşuyorduk evet. e, reklam arasında da. Yani Abu Bakar atıyordu yani topu kaleden içeri sokuyordu. Yine bizim ligin bir klasiğine gireceğim. O ligde Santrafor'un gol atacak kardeşim. Atanın da çok önemli. O önemli yani tabii o önemli doğru çok... ama hani bu ligin DNA'larında Santrafor'un gol atması vardır. Evet. Vardır da bir şekilde başkalarının da gol atması senin geçen günkü ifadenle gerekebilir. Ee, öyle şimdi Trabzonspor'dan örnekle gidelim. Cornelius sistemi işletti mi? işletti, i̇şletti yani çok net. net. Sadece attığı gollerle değil, oyunun içerisindeki hareketleriyle Tabii. E, görevi aldığında hani buna yatkın bir oyuncu olmasıyla onu uygulama konusunda işletti. Kaç gol attı? İşte 10 küsür gol attı değil mi? Evet. E, diğer oyuncular atmamış olsa yani orta sahadaki gol katkıları olmasa, kanat forvetlerin gol katkıları olmasa Trabzonspor'un şu anda attığı gol sayısıyla değerlendirdiğimizde santrforun attığı gol sayısı yetersiz. Hı. Ve o zaman Cornelius değerlendirmemizde bizim ya oyunu işletiyor falan diye konuşmazdık. Şimdi Batu ki biraz böyle diye düşünüyorum. Yani bir, çok büyük beklenti. Bunu yaratan biraz kendisi aynı zamanda. Normal. Kariyeri artı oynamaya başladığı ilk maçtaki hareketliliği. Yani bütün Beşiktaş'ı değerlendiren yorumcular o gün istisnasız muazzam bir oyuncu gol kralı olur. Batu tam böyle bir oyuncu burada bunu hatırlatalım. Evet. Chelsea de bu transferi büyük para verip alırken yeni Drogba olacak kardeşim diye aldı. Evet o potansiyel. O potansiyel. Çünkü o kadar pozisyona giriyor, o kadar tempolu, o kadar güçlü ki Ama evet. ama bitiriciliği hiçbir zaman o seviyede olmadı, Olur. maalesef. Şimdi o yüzden Batu Ay'ı göze batmasının temel sebebi bence sol açığının işte geçen sezon Larin atıyordu. O çıkıyordu, Enkudu atıyordu. Doğru. Gezal hiç çıkmıyordu, hep atıyordu, hep attırıyordu. Doğru. E orta sahanın merkezinde Necip derbinin kazanan oyun takımında yani o eksik kadroyla Oynamıştı, oynarken evet. orada golleri atan oyuncu. Abu Bakar atıyor. vardı tabii orada bir yandan. Abu Bakar zaten hep atıyordu. Evet. Abu Bakar'da şöyle bir yanı var. Porto'dan ilk geldiği yıl çok eleştirilmişti. E, o sene yani Porto'daki oyunu da şöyleydi. 3 pozisyona girer birini atar. 5 pozisyona girer birini atar. Biraz şimdiki Batu Şua'ya benziyordu. Çok olgunlaşmıştı artık Abu Son Bakar. Son geldiğinde değil mi? Yani şöyleydi. Atletizm performansıyla değil doğru yerde Ahtiyle. doğru zamanda oynayarak işi bitiren bir oyuncuya dönüşmüştü. Gücünü kullanıyordu Fiziksel, ama yine. Gücü tabii o, e, vaki. yani. Tabii, o değişmiyor. Belki, Bizler olmamasına rağmen tabii, neredeyse. Belki sprint sayısı azaldı vesaire tabii. ama hani o, doğru anda durarak o gücünü kullanarak oynuyordu. Şimdi bu Batshuayi de güçlü bir oyuncu bence. Yani milli takımda attığı gol. Yani şimdi bir her, e, daha dün attı ya. Tabii dün attığı gol. Tabii kötü gol mü? ya bir veya kötü bir golcünün golcü değil dediğimiz bir adımın atabileceği bir gol. Ama mü? geçen hafta ilk attığı golü de Beşiktaş'ın götürdüğümüzde ekranlara koyduğumuzda evet. dersin bunu kardeşim bunu atamaz ama ondan sonra kalenin içine giren topu da dışarı vuruyor. Onu on kaçırıyor işte o var. Evet. Onu telafi edecek başka oyuncularını çıkartman şart Batshuayi ile oynuyorsan. %100 atışı.